Evet arkadaşlar, yine ünlü bir yere geldik. Marmaris yolu üzerinde Akçapınar diye bir yer var dediler. Akçapınar'ın içerisinde ünlü bir tostçu var. Ama en önemli özelliği de okaliptus ağaçları varmış. Böyle bir yol var dediler. Bayağı bir geldik buraya, uzun bir yoldan geldik. Çünkü biz neresiydik? Köyceğiz. İşte Akyaka, Ekincik tarafından geliyoruz. Şeye daha yakın galiba, Akyaka'ya daha yakın burası. Marmaris yolu ayrılıyor. Böyle ağaçlar var. 1950'li yıllarda sıtma hastalığı olmuş. Sıtma hastalığına karşı böyle bir adam gelmiş, yurt dışından bir ağaç getirmiş buraya. Okaliptus ağacı dikmiş. Sonra her tarafta onları ürete ürete getire getire bir sürü ağaç olmuş burada. Ve sıtma hastalığı tamamen bitmiş diyorlar. Bilmiyoruz, bir rivayet. Ama gerçekten çok güzel kokuyor ve çok büyük ağaçlar. Bir sürü okaliptus ağacı var sırayla böyle bir yol. Güzel. Buraya da böyle bisiklet kullanabilirsiniz, gezebilirsiniz, yürüyebilirsiniz. Biz biraz geç kaldık. Saat 8 çünkü şu an. Ama daha yeni böyle kararmak üzere. En azından size de gösterelim dedik. Valla ben beğendim. Güzel. Ünlü bir tostçu da hemen girişteymiş. Ya insanlar saçma sapan yerlere götürüyorlar. Burası Akçapınar tostçusu dediğiniz zaman hemen zaten girişte göreceksiniz. Zaten hiç kimseye sormayın. Direkt Akçapınar'ın içine girin. Evet. Tostçu diye yazıyor. Tostçuyu göreceksiniz. Şimdi tostunu yiyeceğiz oranın. Orası biraz kalabalık. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Çok da acıktık. Bakalım gidince göreceğiz neymiş. Evet. Hadi bakalım yürüyelim o zaman. Şimdi ağaçların arasından tostçuya doğru gidiyoruz. Göz çok güzel. Evet. Çok köklü bir ağaç ya. Çok sağlam yani. Çok da güzel kokuyorlar. Evet. Karşıda bir tesis var. Bir de onun karşısında tostçu var. Bir de tam karşıda bir restoran var galiba. 3 tane 4 tane yer gördüm. Şuradan girelim. Evet. Akçapınar tostçusu. O ışık ayran var. Aşkım çok sever. Ya. Hadi bakalım. Oo. Bayağı dolu. Şurada bahçe var. Var mı? Anne. Şimdi geldik oturduk. Evet, tostçuda bakalım. O ünlü tosttan yiyeceğiz. Tostun özelliği valla yarım ekmek arasında yapıyorlar. Kaşarlı, domatesli ve sucuklu. Sucuğu özel dedi ama bilmiyorum. Hı-hı. Bakalım deneyeceğiz. Açık ayran da var. Eğer beğenirsek bir tane daha yeriz. Beğenmezsek bilmiyorum. Onun dışında farklı yemekler de var. Pide var, lahmacun var. Fiyatları çok uygun. Tostun fiyatı 10 lira. Evet, tost 10 liraymış. Hemen geçiyoruz. Pide ve lahmacun var. Aa, açamadım. Kahvaltılar, menemenler. Efendim, kıymalı pide 14, kıymalı kaşarlı 16'ymış. Çevirelim. Lahmacun 6 liraymış. Başka? Evet, tost en azından abartmamışlar, güzel bir fiyat. Bir de bunlar var. Künefe ve burma tatlısı var. Evet, fiyatlarını evet. Bilmiyoruz. Hemen bir önce bir tost yiyelim. O zaman yiyelim bakalım. Evet, tostlarımız geldi. Evet, tostlarımız geldi, ayranımız geldi, domatesimiz ve biberimiz geldi. Vallahi servis güzel, bakıyorum. Bence çok güzel. O zaman afiyet olsun. Hemen de ben de yiyeyim. Biz de videoyu hazırlayalım.